Gerçekten nasıl tanımlıyoruz? Patient reported outcome. Hastanın bildirdiği sonuç hastalığıyla ilgili. Ve bunun için anketler oluşturuyor. Biliyorsunuz anket deyince biz anketofobiyizdir oryantalya. Biz oryantalya yapıyoruz. Ve anketofobik, anketlerden kaçarız. Elinde birisinin anket gördüğünüz zaman hemen kolumuzu değiştiririz. Ama şimdi saçma sapan şeyler gelip değerli vaktimi alacak gelir diye. Ya da çok ısrar edilirse hadi tekrar 3 dakikayı geçmesin diye. Ve genellikle de hakikaten gayri ciddi hazırlanmış, gayri ciddi dizayn edilmiş ve gerçekten sizin vaktinizi alan saçma şeyler gösterinize gelen. Ama bugün konuşacaklarımız bu tür anketler değil. Bunlar gayet ciddi hazırlanmış anketler. Niye anket yapılır hastaya? Çünkü bir skor elde etmek için. Kantitatif bir sonuç elde etmek istiyorsunuz. Hastaya bazı sorular soruyorsunuz. Sorulara bazı cevaplar veriyor. Öğreteceğiz şimdi. Ve sonucunda da bir skor elde ediyorsunuz. 1, 3, 5, 10. Bu skorları nerede kullanılıyor? Günlük hayatımızda şöyle söyleyeyim. Diyabetik hasta skoru 9. Diyoruz ki kötü regüle bir diyabet bu. Diyabeti hiç iyi gitmiyor kendi aramızda konuşurken. Klinik pratikte yani. Ama klinik araştırmalarda bu böyle değil, skorlara ihtiyacımız var. Klinik araştırmalarda sonlanma noktaları dediğimiz tanımlar var. Nedir bunlar? Bir hastaya bir girişim yaparsınız, ilaçla. Başka bir yöntemle. Ve bu girişimin belli bir süre sonundaki sonuçlarını ölçersiniz. İyi mi geldi, kötü mü geldi? Ve biz buna primer, yani en çok hedeflediğimiz sonlanma noktası, bir de ikinci, sekonder sonlanma noktaları dediğimiz sonlanma noktaları tanımlıyoruz. İşte bu anketler primer ya da sekonder sonlanma noktaları olarak kullanılır. Bu skorlar, klinik araştırmalarda. Ve tabi ilaç öğretmenisinin oldukça kopmaladığı dersek de getirdiklerim olacak ama oldukça desteklediği bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Günlük pratikteki kullanımları nasıl? Günlük pratikte bunların kullanımları az önce de söyledim. Çok kolay değil. Çünkü hastayla geçireceğiniz belli bir zamanda. Bu zaman hastanın eline anket vererek bahsedeceğim birazdan anket bireysel bir şey. Hastanın eline verirsiniz, o oturur doldurur. Sizin geçireceğiniz 15 dakikanın 5 dakikasını ya da 10 dakikasını ankete veremezsiniz. Ama yardımcı sağlık personelleriniz varsa, batıda olduğu gibi araştırma hemşireleriniz, klinik hemşireleriniz varsa çok iyi eğitirsiniz. Ellerine verirsiniz anketleri, hastalara anlatırlar ve hastalar da anketleri gayet şöyle bir şekilde doldurabilirler. Ama bizim için bu kadar kolay değil. Ve bu anketler kısmen eğer bunu becerebilirseniz tedavinizi de öğrencilerini de büyük öğretinizde. Peki anketler ne ciddiyette? Hangi metodolojiyle oluşturuluyor? Çok ciddi metodolojiden mi oluşturuluyor? Delphi veya Delphi egzersizleri dediğimiz egzersizler var. Konusunda uzman insanlar bir araya geliyor. Önce bu anketi oluşturacak sorular ve ankete verilecek cevaplar üzerinde konsensüs oluşturuyorlar. Bunlar geniş kapsamlı sorular. Sonra bir sonraki aşama bu sorular oluşturuluyor ve çok daha büyük, genellikle de uluslararası katılımla toplantılar yapıp bunlar dijital de olabilir, canlı, belli bir alanda toplanılarak da yapılabilir. Standartize validasyon metotları dediğimiz anketler valide ediliyor. Çok ciddi metotlarla. Ve ortaya ciddi anketler çıkıyor. Peki bu anketler şu ana kadar çok iyi şeyler gibi anlattık. Hiç karıştırıcıları yok mu? Az önce insan değildiniz. Son derece kompleks. Her insan birbirinden son derece farklı. Bizi farklılaştıran da ön beyin. Ön beynimizin davranışı çocukluğumuzdan itibaren neredeyse ölene kadar çok ince ayarlarla çok değişiklikler gösterebiliyor. Tabii ki doğal olarak insanın da bu anketleri doldururken, bunları cevaplarken farklılıklar göstermesi son derece doğal. Kadınlar erkek, Selman Bey'e çok teşekkür ederiz. Kanunları ne diye cevap ettim. Anıtlar rasyonel midir? Emin
bile kasıldı. Kadın ve erkek hasta görüyorum. Kadın hasta gördüğüm zaman diyorum. Erkek hasta gördüğüm zaman bir parça daha rahatlıyorum. İki tarafın da patolojik tarafları var. Hanımlar bir parça coşkulu, abartmaya eğilimli. Saçım dökülüyor mu? Ama bir bakarsınız ne kadar çok dökülüyor mu? Benden çok saçı var aslında. Yüzüm güneşte kızarıyor mu? Bizim klasik sorunlarımızdır. Romatizm hastalıkları. Güneşe çıkınca kızarma dökülüp oluyor mu? Ay çok hassas bir cildim var mı? Tekrar güneşe çıktığım zaman yüzüm kızarıyor, şey diyor falan. Yani gereksiz, abartılı, pozitif yanıtlar. Her zaman değil, her kadın muhakkak değil. Ama genele yakın. Erkeklerde de daha rasyonel, kabul ama fazla rasyonel ve biraz inkarcı. Şu yıllar mı? Kırmızı noktalı örnekler verebilirim ama uzun değil, alanımla alakalı. Bu var mı? Hayır, katiyen böyle bir şey yok dedim. Hayır. Bakın bu çok önemli bir sorunun cevabı. Bunun olup olmadığını bilmem lazım. Siz düşünün, bir sonraki geldiğinizde tekrar söyleyin. Ben bunu biraz düşündüm, o var galiba yani. Bir sonraki gelişte. Kadın ve erkek davranışları birbirinden hakikaten çok farklı. Tabii entelektüel seviye. Yaşlı bir teyze geldi, verdiğiniz yerine ankete. Evladım yine. Teyzeciğim bu anketi doldur, senin doldurman lazım. Yavrum okuma yazmam yok diyeyim. Ülkemiz koşullarından bahsediyor. Güzel, o zaman gel beraber doldur. Al yavrum sen bu kağıdı. Şimdi sen beni muayene ettin, anlattım sana ne olduğunu, sen benim yerime dolduruver. Duyacağınız cevap budur. Ama son derece entelektüeldir, hastalıkla da karşı karşıya koyabilirsiniz. Burada da anketin doldurulmasında sorun olur, bazen burada da. Aşırı entelektüellik de bazen iletişimde ciddi sıkıntı çıkarabilir. Tabii yaş, evet. Aynı hastalık, yani aynı şekilde eşit derecede etkilenmiş, farklı yaş gruplarının anketleri, genç birisinin anketi farklı şekilde dolduracağım çünkü hastalığını farklı algılıyor. Orta yaşlı birisi ve yaşlıca birisinin çok farklı hayatı, hastalığı algılama biçimi yaşla çok değişir. Bunlar çok karıştırıcı, confounders dediğimiz şeyler. Evet, bir anket örneği. Bakın bir hastanın beden fonksiyonlarını değerlendirmek için çok sık kullandığımız, Türkçeleştirilmiş bir anket. Yiyilmesini, oturup kalkmasını, yeme içmesini daha başka sorularda var. Değerlendiriyoruz. Hastanın işaretlediği yerlerden bir skor elde ediyoruz. Toplam rakamı 20'ye bölüp ve buna hak skoru hastanın 1,5 diyoruz. 1,5 kötü bir skor. Bayağı beden fonksiyonları hastalıktan etkilenmiş bir hasta. Hastanın ruhsal durumunu değerlendirmek için anketler de var. Hastaya soruyorsunuz. Şimdi ruhsal durum çocukluktan itibaren oluşan, gelişen bir şey ve bunun da genetiği var işte, değil mi? Bazı insan zaten kişilik olarak, mizaç olarak depresif, daha mutsuz veya çekingen, içine kapanık, bazısı ziyadesiyle dışarı, coşkulu, değil mi? Bu tipler her kişilik tipi hasta olduğunda farklı davranış özellikleri gösteriyorlar. Hastalığı çünkü farklı algılıyor. Kimisi yokmuş gibi davranıyor hastalar, kimisi çok varmış gibi davranıyor ve bütün hayatından vazgeçiyor örneğin. Ve dolayısıyla bu tehlini aldığı zaman bundan ne kadar etkilendiğini size o günkü, o zamanki duygu durumunu ilgili olarak anlatıyor. Ama bu hasta elinden çok üzgün bir şekilde geldi, saçma işbirine kavga etti, canı son derece sıkıyor, bu anketi daha kötü olabiliyor. Ama sonuçta gene de siz bir sürü soru sorup bir skor elde ediyorsunuz, bu hastanın birazcık depresif veya çok depresif olduğuna karar veriyorsunuz bu anketlerle. Size bir daha somut örnek. Bir ilaç çalışması yapılmış, HAC-DI dediğimiz anket kullanılmış, az önce sözünü ettiğim genel sağlık değerlendirme anketi, placebo dediğimiz boş ilaç ve bir ilacın iki farklı dozu çeşitli klinik çalışmalarda kullanılmış ve sonlanma noktası olarak da bu hak skoru kullanılmış ve bakın placebo'ya göre farklı dozdaki ilaçlar hak skorlarını ne kadar iyileştirmiş.
Yani somut bir şekilde bilimsel olarak siz bu skorları hastayı iyi ettiğini, hastanın bu skorlarının bu ilaçlarla iyi olduğunu söylüyorsunuz. Evet, anketler için söyleyebilecekleriniz kabaca bu gelenin sohbetle. Sohbet ince iş. Geleneksel bir iletişim için. Sizin çek dediğiniz şey. Değil mi? Siz jenerasyonunuz. Bizim bütün hasta vizitimizin bir parçasıdır. O bu kaşarın tanımlarla hoş geldin, hayırdır saçını değiştirdin dediğinizden zaten sohbete başlamış oluyorsunuz. Değil mi? Sohbetler anamnez kadar mekanik değildir, olmamalıdır zaten. Nitelikli bir sohbetten söz ediyoruz. İlişi güzel bir sohbetten değil, profesyonel bir sohbetten söz ediyoruz. Bilgi almayın ve hastaya da bu arada bilgi vermeyi, ona ümit vermeyi, onu rahatlatmayı hedef alan bir sohbetten söz ediyoruz. Kronik bir hastayla karşı karşıyasınız. Hekim nedir burada? Moderatör. Siz modere edersiniz bu sohbeti. Bunun için ne gerekir? Biraz yetenek, biraz kişilik ve kişilikle beraber yetenek. Ehliyet, konumuzda uzman olmanız lazım, şart. Deneyim, uzman olmak da yeterli değil. Bir yıllık değil, 10 yıllık uzman olduğunuz zaman hastaya daha iyi sohbet eder, daha iyi iletişim kurarsınız. Yani sohbet sanatsal bir şeydir. Böyle. Evet, anketler ve sohbetleri bir karşılaştırırsak. Anketler zamanlı, doğal olarak. Anketin zamanlı değil, hastanın zamanlı. Eğer benim zamanım içine kararsam benimkin daha güçlü olur. Bireysel hastayı saatle baş başa bulabilirsiniz. Standartize, neyse o. Senin objektif. Niye? Karıştırıcılar var, kompandörler var. Cinsin, yaşın, sosyal durumu birçok şey. Ama ölçülebilir. Ölçtüğünüz şeyi aşındırabilirsiniz. Anketler genellikle nasıldır? Kaçarız. Algılarını ve duygularını çok değiştirmez anketler hastaları. Hasta o gün oraya derdini anlatmaya gelmiş. Hastalığını anlatmaya gelmiş. Tedavisiyle ilgili konuşmaya gelmiş. Anket onun algısını, duygusunu çok değiştirmez. Ne bu sohbetlere? Tabii ki sohbetle zaman alır. Ama interaktiftir. Yönlendirilebilir her zaman. Yönlendiren kişi de her zaman ikindir. Branşını sermeyse uygulayan kişidir. Sohbeti başlatan kişidir. Semi objektiftir, ölçülemez, arşivlenemez, sohbeti arşivleyemezsiniz. Rahatlatıcıdır sohbetler. Algıları ve duyguları değiştirir. Hastanın hastalığıyla ilgili, tedavisiyle ilgili algısını ve duygusunu değiştirebilirsiniz. Evet, tabii siz yaşta gençlere hitap edersek, dijital anket ve sohbetlerden söz etmemek mümkün değil. Anketinde, sohbetinde dijital olanları var. Çok kolay uygulanabilir. Şimdi bu benim yakın zamanda bir hastamın alt kattan üst kata bana attığı mesaj. Hocam yine bugün vurdurmakta sakınca yok değil. Filan böyle şey. Bu hastayı çok rahatlatan bir şey. Yanımda geldiği zaman çok teşekkür ederim. Çekinerek attım bu şeyi ama size ulaşabilir olmak çok güzel diyen bir hasta. Mesela çaresizliği iyi bir hasta ve o sırada hissettiği çaresizliği attığı bir WhatsApp mesajıyla çözüyor. Evet, biraz soğuk bir cevap vermiş bu galiba. Evet, şeklinde ama o soğuk cevabı hastayla yüzünüze geldiğiniz zaman hemen ısıtabilirsiniz tabii ki. Evet, sonuçta anketler modern tıbbı. Klinik araştırmalarda özellikle kullanılan çok önemli bir geri bildirim gelecek. Ancak bunu tıp dışı alanlarda da hayatın her alanına, insanın konu olduğu her alana uygulamanız mümkün. Eğer konunuz insansa, insanın geri bildirimi her alanda çok önemli. Dolayısıyla anket oluşturma, anket metodolojisi ve biraz daha anketofilik olma, ciddi anketlere ciddi yaklaşma konusunda bugün burada farklı düşünerek çıkıyor olmanızı ümit ediyorum. Sohbeti gelince sohbet, nitelikli sohbet, gene modern tıbbın vazgeçilmez başka bir geliştirme metodu. Ama ne demiştik?
sohbetin sanatsal bir artistik puan alırsınız sohbetten. Şeyden teknik puan alırsınız anketten. Ama sanatsal tarafı olan sohbettir. Umarım bugün size bu konuda biraz perspektif